Kalıcı mısın? Hayır, gideceğim baba. İyi. Şunların güzelliğine bak. Tohumundan fidanına büyüyen bir can. Evlat gibi. Benim gözümde siz de böylesiniz işte. Bu büyüyen fidanlar gibi. Artık bitti. Bundan sonra bizi kimse yıkamaz. Aramızda gizli saklı ne kaldı ki oğlum? Baba, şimdi söyleyeceklerimi sana daha önce söyleyemedim. Çünkü senin oğlum hayatını annesinin ellerine teslim etmiş korkak bir çocuktur. Ama ben artık çocuk değilim. Hatamı da cezasında kabul ediyorum. Bedeli neyse de ödemeye razıyım. Anlamadım. Neyin bedeli oğlum bu? Baba, Ceren'in bebeği bendendi. Ceren'in bebeğinin babası bendim. Ne diyorsun lan sen? Baba, ben o gün hastaneden kaçtım. Çünkü sonucu biliyordum. Utandım baba. Sizin yüzünüze nasıl bakacağımı bilemedim. O yüzden bir plan yaptım. Ceren'i de bebeği de alıp Amerika'ya gidecektim. Her şeyi hazırlamıştım. Hatta yola da çıkmıştık. Ama Ceren gelmek istemedi, geri döndü. Sonra DNA testinin sonucu açıklandı. Bebek Nedim'den çıkınca inandım. Salak gibi, benim değil sandım. İnanmak istedim, yalan yok. Testi Nedim değiştirmiş. Bebeği kaybettiğimiz gün söyledi. Doğunca bebeği kendi elleriyle kucağıma vermek istiyormuş. Beni cezalandırmak için yapmış. Ama ben ne onu ne Ceren'i suçlamıyorum baba. Onların yaptıkları benim ayıbımı örtmez. Asıl suçlu benim. Şey demeyecek misin baba? Ben sana daha ne diyeyim? Ne diyeyim?